Gerçekten kızmadı mı hiç? Ya ne kızması ya? O bizimle birlikte katıla katıla güldü resmen. Garip değil mi? Yan etki falan yapıyor olabilir mi bu ilaç? Orhan daha kaç defa söyleyeceğim. Ya B vitamini bu, yok yan etkisi falan. Ha ne bileyim yani, belli mi olur senin bu? Ne yan etkisi başkomiserim? Selim komiserim ilaç mı kullanıyor? Bir sorun mu var başkomiserim? Yo. Selim komiserim hasta falan mı yoksa? Arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Nereden çıkarıyorsunuz? Niye böyle acayip davranıyor peki? Evet, çok merak ediyorum. Bakalım nasıl açıklayacaksınız durumu. Komiserim ne yapıyor onlar? Bunlar B vitamini yavrum. Sen nereden anladın? Ya, değil mi? Kokusundan. Kokusundan mı? Tabii. Aşk olsun başkomiserim. Hiç mi B vitamini kullanmadınız ya? Bunlar böyle bekleyince leş gibi kokuyorlar. Nasıl yani? Hepsi oyun muydu şimdi bunların? Hepsi derken başkomiserim. Yani ne bileyim, o iyi olmalar, mutluluklar, Sherlock Holmes tripleri falan.
Siz ne diyorsunuz ya? Ben o tripleri öğreneceğim diye atmadığım takla kalmadı. Kaç tane film izledim, haberiniz var mı sizin? Komiserim, ne oluyor? E buyurun anlatın hadi başkomiserim, buyurun anlatın. Ben de eğlenmiş olurum birazcık da. Hadi buyurun. Sakinleştirici yerine B vitamini mi verdi? Evet. Yani plasebo etkisi gösterir diye düşündüm. Daha önce işe yaramıştı. Ya hava giden avlanır canım. Ben demiştim ama ya. Ben demiştim bu işin içinde bir dolap var diye. Demedin mi? Tabii canım, dedin sen. Dedin de ne oldu? Yuttun mu? Vallahi hepimiz yuttuk Selim. Bravo. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ya hep cesetleri görmekten artık içimiz bayılmıştı. Biraz böyle ortam şenlensin istedim ya. Söyleyeyim, ciddi ciddi inandım. Hatta endişelendim bile. Ya ama çok uzatmadım şimdi ya. Doğruya doğru. Ya tabii, hiç uzatmadım. Gerçi Sherlock hareketleri falan çaktım ben davayı ama. Tabii. Çak sen, çak. Şakadır sen. Tabii. Keşke oyuncu olsaymışsınız komiserim ha. Vallahi bence bu performansla Oscar bile alırdınız. Hakikaten ha. Aman. Başkomiser Orhan'ın ofisi değil mi? Evet benim. Komiser Yamankaya başkomiserim. Tabii ya, hoş geldiniz. Sizli bizli konuşmasak. Peki tamam. Şimdi ben de tam senden bahsedecektim. Evet arkadaşlar, bu yüzden sabah erkenden gelmenizi istedim. Yaman komiser cinayet büro atandı. Bundan sonra bizimle çalışacak. Bu arkadaşlar da bizim çekirdek ekip. Komiser Selim. Adli tıp uzmanımız Ece. Kriminal uzmanımız Gamze. Bilişim uzmanımız Emre. Ve olay yeri inceleme uzmanımız Ejder. Evet. Tekrar hoş geldin. Ejder, ne haber? İyiyim başkomiserim. Ne ayak? Dedim ya Selim, yeni atandı diye. O ne demek ya? Başka birim mi yoktu? Ya elbet birileri gelecekti. Bırak şimdi kıskançlık yapmayı. Siz ne zamandan beri biliyordunuz onu? Selim, şimdi sırası değil. Sonra konuşuruz, hadi gel. Boynuna bir cisim saplanmış. Atar damarına gelmiş olmalı. Anlaşılan kan kaybından ölmüş. Ha sen doktordun değil mi birader? Ya bence senin tayin yanlış yere çıkmış. Sen bir baktır ona istiyorsan. Ya Ece'nin yanına asistan olacakmış da yanlış mı olmuş, ne olmuş? Selim. Önemli değil başkomiserim, haklı. Ben de olsam ben de gıcık olurdum. Makçunun kimliği başkomiserim.
Berin Uzel. 29 yaşında, 5 yıldır burada çalışıyormuş. Mimar mıymış? Evet. Ailesine ulaşabildiniz mi? Annesi ölmüş, babası Fransa'da yaşıyormuş. Arkadaşlar ulaşmaya çalışıyor. Epey ağır varmış galiba. Evet, genellikle cuma günleri saat 4'te happy hour yaparız. Ne yaparsınız? Happy hour. Yani şöyle ufak bir parti işte. Sıtkı Özdiken, 45 yaşında, kare mimarlığın sahibi. Bu sefer bayağı süslemişsiniz ortalığı. Bu defaki çok önemliydi de o yüzden. Evet, her zaman kan çıkmıyor tabii. Anlamadım. Boş verin. Neden önemliydi bu sefer? Bir yıla yakındır çok özel bir proje üzerinde çalışıyorduk. Sonunda işe almayı başardık. İşte ekip ruhu budur. Nice rekolantlara. Dekolant. O ne? Alışveriş merkezi gibi bir şey mi? Evet ama sadece dekorasyon malzemeleri satılacak. Dedim ya, uzun süredir üzerinde çalışıyorduk. Getirisi de yüksektir tabii. Sayesinde Paris'te bir şube açacaktık. Serra Arı, 28 yaşında, mimar. Bu projeden gelen parayla değil mi? Evet, yani daha doğrusu Sıtkı Bey öyle söylemişti. Paris'te ofis kızım Burun mu bu? Ben de onu diyorum ya, acayip bir şey. Beni dinliyor musun sen? Dinliyorum canım. Ne aramıyorsun öyle? Berin nerede kayboldu ortalıkta? Bilmem. Tuvalete gitmiştir belki. Berin? Arvede yaşanmış belli. Değil mi Yaman komiserim? Başkomiserim hiç yani şimdi Selim falan demeyi rica ediyorum lütfen. Tamam Selim demem. Şuna baksana. Öncelikle camın hem cinayet hem intihar silahı olarak kullanıldığını hem de ev içindeki büyük cam kapıların kaza sonucu ölüme yol açtığını belirtelim. Ancak bundan yıllar önce Berlin ve Münster Üniversitesi adliye tıp uzmanlarının dikkat çektiği önemli bir sorun var ki söz etmeye değer. Kimi zaman cam kesiklerini tek tarafı keskin bıçak kesiği sanmak mümkün. Araştırıcılar her biri aslında cam kesiği olan ancak otopsi sonucunda bıçaklanarak öldürüldüğü bildirilen 3 ölüm olayını yayınlamış ve böylesi yanılgıların soruşturmaları yanlış yönlendirerek polise vakit kaybettirdiğinin altını çizmişti. Buradan geldiği kesin. Kenan Bey iletlere takılmıştı bir ara. Olsa olsa olur. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ne sakarım ya. Aldırmayın canım, olur öyle şeyler. Evet takıldım. Ne var ki bunda?
olacak oğlum, onda bir şey yok. Mesele o değil ki zaten. Hani bir ara gidip sonrasında Beren'i öldürmüşsün. Biz onunla ilgileniyoruz. Ne? Kenan Toprak, 35 yaşında, iş adamı. Öğrendiğimiz kadarıyla burada çalışmıyor musunuz? Sıtkı benim yakın arkadaşım. Bütün işlerimi ona hallettiririm. Yani mimarlıkla ilgili olan. Bugün de iş için buradaydım. Ha, sonra gelmişken bir arada Berin'le güreş tutalım mı dediniz? Yapmayın ne olur. Berin'i görmedim bile. Siz de partide değil miydiniz? Öyleydim. Şimdi bu ne perhiz ne lahana turşusu? Yani lafın gelişi komiserim. Hani onunla hiç konuşmadım. Dikkat etmedim manasında. Hem zaten benim işim Sıtkı'yla. O kız burada sadece çalışan bir mimar. Kenan Bey, ayakkabılarınızın altını görebilir miyim? Ne alaka? Otur bakalım şöyle. Sadece böyle bir cam parçasının Berri'nin sırtına nasıl girdiğini merak ediyorum. Bilmiyorum. Ben saplamadım. Bakın, yanlış kişiyle uğraşıyorsunuz. Yani yerinizde olsam bir de Fikret'in ayakkabısının altına bakardım. Niye? O da mı Sakarın'daki? Yok. Daha birkaç saat önce Berri'ninle kavga ediyorlardı da. Nasıl yaparsın bunu ya? Hiç mi utanma yok sende? Bırak, yoksa bağırırım. Bağır. Sıkıyorsa bağır. Zaten rezil ettin beni. Bırak kolumu. Çık git ofisimden. Bir daha da işmiş getirme bana. İnanın böyle abartıldığı kadar önemli bir şey değil. Fikret Serim, 33 yaşında, yatırım danışmanı. Tamam, doğrusunu anlatır o zaman. Kare mimarlıkla çok sık iş yaparız biz. Takılan projesinin ortağı mısınız yoksa? Hayır. Yatırım şirketim var benim. Onun için birkaç tasarım istemiştik Sıtkı Bey'den. O da Berin'e vermiş işi. Çizimleri kaybetmiş. Kim? Berin mi? Evet. Büyük bir sorumsuzluk örneği. Ne demek çizimleri kaybettim ya? Yok mu backup'ın falan? Ne backup'ı ya? Bilmiyor musun? Tek müsa elde çiziyorum ya ben. Ne diyeceğim ben şimdi kurulda? Herkes iş bekliyor. Farkında mısın? İki hafta sonra versen olmaz mı? Yenisini çizerim. Ne iki haftası ya? Toplantı üç gün sonra diyorum. Duymuyor musun sen beni? Resmen yaktın beni ya. Seninle ne alakası var? Bu benim hatam. Size ben referans oldum. Ben dedim işi kare tasarıma verelim diye. Demeseydin ya, hayret bir şey. Sanki ben yalvardım sana iş ver diye. Kaybettim diyorum, anlamıyor musun? Git başkasına çizdir o zaman. Nasıl yaparsın bunu ya? Hiç mi utanma yok sende? Bırak, yoksa bağırırım. Bağır. Hadi sıkıyorsa bağırsana. Zaten rezil ettin beni. Bırak kolumu. Çık git ofisimden. Bir daha da işmiş getirme bana. Sinirlendirmişti beni ama yapacak bir şey de yoktu. Benim öldürdüğümü düşünmüyorsunuz değil mi? Bilmem. Düşünmeli miyim? Tabii ki de hayır. İnanılır gibi değil gencecik kız. Nasıl olur böyle bir şey? Korkunç. Eylem Özdiken, 40 yaşında. Sıtkı Özdiken'in eşi. Peki partide dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Gözünüze çarpan bir şey? Hayır. Ama bilmem ki. Sonuçta kocamla çalışıyorlar. Ben ara sıra giderim. Kendi işlerimden pek fırsatım olmuyor. Bugün partiye geldiniz ama. Sıtkı dün akşam çok ısrar etti. Bugün de bu büyük bir parti. Bütün işi yaptığımız adamlar burada. Sen de geldiğince reddedemedim. Bir yıldır üzerine çalıştıkları bir proje vardı. Onun kutlamasını yaptılar. Ama maalesef daha fazla bir şey bilmiyorum. Yardımcı olamayacağım. Kızım şuna bak, çok yakışıklı değil mi? Oha Melike, görmüyor musun kaç yaşında herif? Ama çok yakışıklı. Yürü kızım yürü, yine başına iş açacaksın. Tırnak altlarında epitel hücrelerine rastladım. Boğazına sivri bir cisim saplanmış. Ater damarı patlamış ve kan kaybından ölmüş. Saatini de söyle tam olsun. Saat 6 gibi. Katıldığı parti 4 gibi başlamış. Cesedi ise 7 gibi bulmuşlar. Neyin var senin? Ya her an bir olay kopacak diye ödüm patlıyor. Daha söylemedin Selim'e tabii. Ne diyeyim Ece, nasıl söyleyeyim? Zamanı gelene kadar anlatmasam mı acaba? Sen bilirsin ama yapacak bir şeyin yok aslında. Eninde sonunda öğrenecek.
Hadi söyle de rahatla. Ne diyorsun ya? Bana bir şey söyleyeceksin ya. E söyle de rahatla diyorum. Ben mi? Ne söyleyeceğim ben sana ya? Yaman diyebilirsin mesela. Panoyu hazırlamakta bana yardımcı olabilir misin? Hani gibi böyle şeyler işte. Ya birader pano bu yani. Panoyu hazırlarken niye yardımını isteyeyim ki ben senin? Bilmem. Sana soruyorum. Başkomiserim. Nasıl gidiyor? Ya sana bir tane masa ayarlamak lazım değil mi? Selim. Ben masamı paylaşmam. Yok onu demeyecektim ya. Yok masaya gerek yok başkomiserim. Olur mu öyle şey canım? Ya zaten küçücük oda yani. Masa sığmaz ki buraya. Hem söyle de zaten istemiyorum. Şimdi zorla masa sahibi mi yapacağız? Selim. Doğru söylüyor. Neyse masa olayını sonra hallederiz. Önce şu işi çözelim. Ne durumdayız? Çorba gibi başkomiserim. Tamam baştan al. Yani alalım. Şimdi bu Berrin 5 yıldır Sıtkı ile çalışıyormuş. Adam kızdan çok memnun. Hatta en son Fikret'in işini ona vermiş. Fikret şu yatırım danışmanı değil mi? Aynen. Vest danışmanlık şirketinin ortağı. Bu son zamanlarda ofisleri yenileyeceklermiş. İşi bizim mimarlık şirketine vermişler. Berrin de çizimleri kaybetmiş. Acaba? Belki de Fikret beğenmedi çizimleri. Ya da başka bir şey oldu olamaz mı? Ne gibi? Belki de parada anlaşamadılar. Sen ne diyorsun Yaman? Melike ile görüşmem gerek. O neymiş? İfadesini almadık mı? Aldık, ben aldım. Olsun. Tekrar görüşmem lazım. Nedenmiş o Yaman Bey? Sıtkı'nın Paris'te açacağı büronun başına geçmek istiyormuş da ondan. Ne var bunda? Sıtkı, Paris'teki büronun başına Berrin'i geçirmiş. Üstelik o geceki partide bunu söylemiş. Bir dakika, ben niye bilmiyorum bunu ya? Sen nereden biliyorsun? Şirket dedikodusu başkomiserim. Kimden öğrendin? Üzgünüm, söyleyemem. Haber kaynağını açıklamayacağıma söz verdim. Gidebilir miyim başkomiserim? Hayır Yaman. Bir ekip olduğumuzu hissedene kadar hiçbir yere gidemezsin. Selim, Melike ile sen konuş. Siz de biliyorsunuz ki haber kaynağımı açıklayamam başkomiserim. Doğru, başkalarına anlatamazsın. Ama biz biriz. Sen bana güvenmezsen ben de sana güvenemem. Selim, git konuş Melike ile. Herhangi bir delilin tanınması, toplanması, taşınması, incelenmesi, muhafazası raporlanması çok sayıda kişinin yer aldığı bir süreçtir. Bu sürecin herhangi bir aşamasında delilin başına bilerek ya da bilmeyerek yanlış bir şeyler gelebilir. Görevin kötüye kullanım riski daha olay yerinden başlar. Delil eklenebilir, tahrip edilebilir, imha edilebilir, yeri değiştirilebilir, kaybedilebilir. Nebraska eyaletinin en başarılı polislerinden yılların olay yeri inceleme büro amiri David Kofod şimdi demir parmaklıklar ardında. Kofod, karı koca Stokları evlerinde öldürdüğünü düşündüğü şüphelilerin otomobilinden delil toplamış ve kriminal laboratuvara gönderdiği swaplarda Wayne Stock'un kanı bulunduğundan şüpheliler tutuklanmıştı. Bir FBI soruşturması otomobilde aslında hiç kan bulunmadığını, polis Kofod'un pamuk çubuğa kurbanın kanını kendisinin bulaştırdığını ortaya çıkarttı. Hiç de sesi çıkmıyor. Pandora'nın kutusu gibi maşallah. Ne? Hani var ya Pandora'nın kutusu. Laboratuvara götürelim dedi. Yani herhalde. Thank you.
kızı gerçekten anlamıyorum. Haklısınız tabii. Yani bu aralar ben de ne konuştuğumu bilmiyorum çok. Abuk subuk hareketler yapıyorum. Mesela bazen kelimeleri tersten söylediğim bile oluyor. Mesela kılçnaksnık. Kılçnaslık? Hmm. Bu ne komiserim? Yani ben düzünü sen söylersin diye düşündüm, umut ettim ama. Zor tabii. Çevirmemi ister misiniz? Ne dediğinizi gerçekten anlamıyorum. Kıskançlık diyorum kızım. Şu Paris ofisinin başına diyorum. Behrin geçti diye delirmiş olmalısın. Ne münasebet. Aksine sevindim. Hadi canım şimdi. Niye sevinmeyeyim anlamadım. Az önce dedim ya, kıskançlık. Yani insanı delirtir, kudurtur. Yani zaten bütün bu cinayetlerin asıl sebeplerinden biri. Bir, nedir? Para. İki, kıskançlık. Ben kimseyi öldürmedim. Tabii. Paris şubesinin başına geçmek hiç umurunda değildi, değil mi? Umurumdaydı ama isteseydim de geçemezdim. Evliyim ben. Paris'e gitmeyi kocam istemiyordu. Onu bırakıp gidecek halim yoktu ya. Tamam, boşanırdınız belki. Asla. Kocamı seviyorum ben. Hem kim uyduruyor bu saçmalıkları? Kim söyledi bunu size? Ha işte bir bilsem. Bir bilsem. Efendim? Diyorum ki kim öldürdü o zaman? Yani dışarıdan o kadar kalabalığın içinde biri girip pat diye öldürmedi ya kızı. Kesin içimizden biri mi? Ha bilmiyorum, sence? Öyle değil mi? Ya yapmaz kimse öyle bir şey. Ama? Benden duymuş olmayın ama Sıtkı Bey'le ikisi çok samimiydi. Yani bizim ofiste kapılar hiç kapanmaz ama bu ikisi bir araya geldiği zaman kitlemedikleri kalırdı. İşlerim vardı yani. Bilmem ama sık sık olurdu böyle şeyler. Siz olsanız ne düşünürdünüz? Kusura bakmayın, beklettim sizi. Rica ederim. Hoş geldiniz. Sizinle tanışmamıştık öyle değil mi? Yaman komiser, bizim buradan. Memnun oldum. Ben de. Buyurun oturalım. Sıtkı Bey yok mu? Az önce spor salonuna gitti. Bir saatten önce de gelmez. Keşke gelmeden önce haber verseydiniz. Olsun, biz bekleriz. Değil mi başkomiserim? Ne yapıyorsun kızım? Bunlar ne? Delirdin mi sen ya? Hayır ama az kaldı komiserim. Ne bunlar böyle? Ne alaka? Ne zaman geldik ya? Yaman komiserimi aldırtmış. Bakın. Ne ki bunlar şimdi? Bu Behrin'in kaybettiği çizim mi ne varmış? Onun parçaları herhalde. Ya onu anladık canım. O gün gibi orada da zaten. Tamam, ben de parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Belki bir şey çıkar. Aman Gamze. Yani iş mi şimdi bu? Kızım bir ömür sürer, bitmez bu ya. Sen daha önemli işlerle uğraşsana. Parmak iziydi, DNA'ydı falan. Değil mi? Benim de aklım yoktu zaten. Bu ne şimdi ya? O ne demek öyle? Boş verin komiserim. Benim zaten çok işim var. Hem sizin de vardır. Kolay gelsin size de. Allah ya, ben şurada ekip arkadaşlarıma yardım, bir de onlara destek çıkayım hayatta diye uğraşıyorum. Sen ettiğin laflara bak. Ya sağ olun komiserim. Teşekkür ederim. Çok çok mutlu oldum gerçekten ama sağ olun. Teşekkürler. Aman iyi be. Öf. Ne yapsak yaralanmıyor arkadaş. Hayret bir şey. Nasıl yani? Benim kocamın. Behrin'le ilişkisi mi varmış? Şüphelendiğiniz bir şey olmadı mı hiç? Neyinden şüphelenecekmişim? Çok samimlermiş. Üstelik 5 yılda çok hızlı yükselmiş. Neredeyse bütün projelerde Behrin Hanım'ın imzası var. Bu çok normal. Behrin çok yetenekli ve zeki bir kızdı. Sıtkı'yla da iyi anlaşırlardı. Aşkım, erken geldin. Telefonumu unutmuşum, onu almaya geldim. Hayırdır komiserim, bir sorun mu var? Komiser beyler nereden duydularsa Behrin'le senin aranda bir ilişki olduğunu düşünmüşler. Delirdiniz herhalde. Kim uydurdu bunu? Bir şey söylemeyecek misin? Yalan söylediklerini ikimiz de biliyoruz başkomiserim. Söyle Ece. Bir sorun yok değil mi? Sorun yok ama inan şok olacaksın. Şok mu? Neden? Sorun Orhan gelişte. Tamam peki. Otopsiyle bir sorun yok değil mi? Herkes kadar.
Tam 4 taneler. Ve inanmayacaksınız ama midesinden çıktı. Ciddi olamazsın. Değişik bir tat anlayışı varmış. Boğazı parçalanmış. Yani biri zorla yutturmuş. Allah Allah, ilginç. Ya zorla bile olsa insan nasıl yutar o kadar şeyi ya? Şaraptan başka bir şey yokmuş midesinde. Belki de çok sarhoş oldu ve boğuşurken bir şeyler oldu. Kriminal sonuçları geldi mi Selim? Laboratuvar 2 kat aşağıda, solda birader. Üşeniyorsan telefon açarsın, kontrin yoksa benden ararsın. Ya da bu sefer bendensin. Hadi bakalım. Bak, yenisin diye yapıyorum bunu, her zaman yapmam. Teşekkür ederim. Bu arada peçetedeki kan Berrin'e aitmiş. Gamze'nin söylediğine göre ince yuvarlak bir cisim silinmiş gibi. Şarap kadehleri de hala inceleniyormuş ama çok kadeh var. Biraz sürecek gibi. Abi de şu kağıt öğütücü var, onu da Yaman Bey'e anlatsın. Makinede neredeyse herkesin parmak izi var. Öyle. Kızcağız helak oldu vallahi parça pinçik kağıtları birleştireceğim diye. Fikret'in bahsettiği şu çizimlerin bir parçası kağıt öğütücüsündeymiş sanırım. Belki bir şey çıkar diye birleştirilmesini istedim başkomiserim. Keşke bize de haber verseydin. Bir şey çıkmazsa mahcup olmak istemedim. Sanırım alışman zaman alacak. Ama alışmak zorundasın. Unutma, biz bir ekibiz. Ve birbirimizden bilgi saklamak hiç doğru değil. İyi misin? Endişelenmeyin. Ara sıra oluyor. Haklısınız. Bir daha olmaz başkomiserim. Biz de oldurmayız zaten. Korkuttun mu? Yok canım. Nasıl gidiyor? İyi, gördüğünüz gibi. Vallahi yorduk seni ya. Böyle hani... İşim bu benim komiserim. Yaman. Yaman. Gördüğünüz gibi durum pek de parlak değil. Peki, sizle bizle konuşmak hoşuna gidiyor. Evet. Puzzle sever misin? Laf aramızda ben bayılırım. Mesela bunu buraya alsak. Bunu da böyle, böyle koyabiliriz. Şu da belki şuraya. Ben bu parçayı da şu şekilde yaptım. Bunu anlayamadım. Yaklaş, yaklaş. Gel. Evet, yalnız biraz karışık duruyor. Evet. Yani biraz karışık. Ulan herif çoğuluna bak ya. Geldi, şak kadına girdi başkomiserle aramıza. Kılıç gibi mübarek. Böyle yarıp geçiyor. Oğlum ne kılıcı lan, ne diyorsun, coşma lan. Ya ne bileyim komiserim ya, ne bileyim. Öyle abuk sabuk konuşuyorum işte, bakmayız. Oğlum bana bak, ne oluyor lan sana, iyi misin? Ateşli hastalık mı geçiriyorsun oğlum? Bir bilsem komiserim, bir bilsem. Şöyle bir koltuk bulsam, ona böyle yapışsam diyorum. Yo yo, ya da en iyisi ben sağır olayım böyle. Duymayayım, görmeyeyim, kıpırdamayayım. Emre yok oğlum, sen iyi değilsin. Dur bakayım. Hadi, hadi yürü, gidiyoruz buradan sana, hadi. Nereye komiserim? Hele hele. Önce oradan bir sevk alıp sonra da hop hastaneye. Sana şöyle baksınlar, güzel bir check-up yapsınlar. Ne olur ne olmaz yani. Tabii, tabii. Azıcık dertlendin mi hemen kurtulun Emre'den değil mi? Hemen atın başınızdan. Zaten hastanede koyarsınız böyle laptopu kucağıma. Hasta başıma oradan çalışırım ben tabii. Gariban Emre. Ne oluyor lan? Oğlum bana bak, kendine gel. Abuk sabuk hareketler yapma bana. Ne olur lan sana? Kafanı bir yerlere mi vurdun oğlum? Elektrik mi var lan? Kaçak mı var burada? Sen ne diyorsun sen ya? Boş verin komiserim ya, boş verin. Siz en iyisi alın bunu, böyle güzelce mi okuyun. Hadi bana eyvallah. Şşş oğlum dur lan, nereye gidiyorsun lan? Revire, oradan da Sekle Bakırköy'e. 15 gün yatış versinler bana.
Oğlum dur lan. Nereye lan Emre? Allah Allah. Oğlum ne oluyor? Çok çalıştırıyorsunuz bu herifi burada. Yaktı adam devreleri ya. Önce başkomiserin dinlemesini edeceksin ya, tamam mı? Dikkatli ol. Başkomiserim. Hayırdır, yalan komiserim yok mu? Ya sen çok mu alındın bana? Ya Ayşem, estağfurullah. Haddim mi? Selim. Bu arada Melike yalan söylüyormuş. Sorursa ben gireyim mi yine? Bizim bilgisimde bir çocuk var, adı Emre. Vallahi delidir melidir ama hiçbir şey gözünden kaçmaz yani, şak diye yakalar. Neden? Çünkü internet hiçbir şeyi unutmaz. Yani o öyle diyor. Şimdi girizgahtan da anlaşıldığı üzere sen başla bakalım bir dökülmeye, sökül iyice. Anlatacak bir şey yok. Anladım. Yani ben susayım, deliller konuşsun diyorsun. Peki, olur. Şimdi burada önümde bir mail. Diyor ki gönderin içeriği, bu senin yazdığın şeyler oluyor. Ne demiş burada? Terfim bugün açıklanacak, benden haber bekleyin. Kime gönderilmiş? Paris'te bir emlakçıya. Kim tarafından? Melike Coşkun. Ki bu da sen oluyorsun galiba. Evet, yazmıştım öyle bir mail. Evet, hem de olay günü. Bakın ne demeye çalıştığınızı anlıyorum. Ama Berin'i ben öldürmedim. O zaman ne bunlar? Yok ben Paris'e gitmek istemezdim de, yok ben öyle şeylerden bilmiyorum, haberim yok da falan ayaklar yapıyorsun bana. Benden şüphelenirsiniz diye korktum. Of. Ya ben şunu bir anlasam yani, yıllardır sizin kafanız nasıl çalışıyor böyle? Sorun bende değil mi? Hakikaten sorun bende yani. Bakın şimdi ben aslında... Tamam, mersi. Bakın komiser bey, neden buradayım anlamadım. Aslına bakarsanız ben de sizin kadar şaşkınım. Ne demek şimdi bu? Berin Hanım'ın Fikret Bey için yaptığı çizimleri hatırlıyor musunuz? Elbette. Ama kaybetti. Gerçekten mi? Kağıt üzerindeki parmak izi araştırmasını yaptık başkomiserim. Şimdi sıkı durun. Kağıtları Sıtkı parçalamış. Kağıt üzerinde parmak izleriniz var. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Ben onun patronuydum. Tabii ki çizimlerine baktım. Bakın Sıtkı Bey, anlatamadım galiba. Kağıtta sadece sizin ve Berin Hanım'ın parmak izleri var. Ve biri bu çizimi kağıt imha makinesinde parçalatmış. Berin Hanım olamayacağına göre geriye tek bir kişi kalıyor. Ben neden böyle bir şey yapayım ki? Onu siz anlatacaksınız. Tabii ki daha fazla şüpheli durumuna düşmek istemiyorsanız. Yapmak zorundaydım. Anlatabiliyor muyum? Buna mecburdum. Neden? Mahmut. Fikret'in ortağı. O gün ofise geldi. Bir an evvel Fikret'ten kurtulmak istediğini söyledi. Fikret'in yönetim kurulundaki toplantıda başarısız ve hazırlıksız olması işine gelecekti. Bunu sağlarsan ihya ederim seni. Bütün büyük işleri sana paslarım. Bir de kalanından daha büyük işleri. Anlatabiliyor muyum? Siz de dediğini yapmaya karar verdiniz. Çok kolaydı. Berin benden asla şüphelenmezdi. Fark etti değil mi? Hayır. Bir süre çizimleri aradı ama sonra kendini kaybettiğini düşündü. Ben de şirketimin geleceğini garanti altına almış oldum. Hepsi bu. Bakın komiser bey, onu ben öldürmedim. Ejder. Efendim sana. Bir bakar mısın? Bir şey buldum. Thank you.
Galiba bulduk. Kolay gelsin. Sağ ol. Ay yine mi? Merak etme. Ofis bitti. Bunlar evden. Maktun evinden mi? Hayır, benim evim. Ya ben sana bir şey soracağım. Merak ettiğim bir şey var ama... Sor. Maktun'un midesinden maket adamlar çıkmış. İnanmıyorum ya. Boğazını parçalamış. Katil herhalde zorla yuttu. Niye ki? Ne zoru varmış? Bilmem. Not et soruyu. Selim komiserime ver. Katili yakalayınca soru versin ona. Tamam tamam, anladık. Hiç havamda değilim diyorsun. İşim başımdan aşkın. Bizim de. Kolay gelsin o zaman. Sana da. Günaydın. Günaydın. Yalan komiser hala gelmedi başkomiserim. Kahvaltı yaptın mı? Çay ister misin? Konuşmak ister misin? Neyi? Yapma Selim ya. Sonra konuşalım dedim diye mi yapıyorsun bunu? Yok canım. Yani onunla alakalı değil. Gerçekten ya. Selim. Hakikaten ya. Bu yani. Hoş ver. Gel Gamze. Gel. Yaman komiserim yok mu? Ya Allah Allah. Yeter kızım, Yaman'ınız da komiseriniz de ya. Sanki 40 yıllık amma çabuk alıştınız şu adama ya. Şey, sonuçlar için gelmiştim başkomiserim. Evet. Bu sabah otobüsten yeni bir delil geldi. İnanmayacaksınız ama örnekte mürekkep vardı. Kalemle mi öldürmüş yani? Tamam. Peçetenin sırrını da çözdük o zaman. Kalemi onunla silmiş demek ki. Belki de katil bulduğumuz kağıda bir şey yazmak istiyordu. Tamam işte. Çözdük. Şimdi sıra katili bulmaya geldi. Ve neden? Bir de şu maket adamlar var tabii. Gerçekten onlar nedir öyle ya? Hakikaten psikopat herifmiş. Maalesef maketlerden bir şey çıkmadı. Ama en can alıcı noktayı da sona sakladım. Niye? Çok uzun bir hikaye de ondan. Kağıt peçete üzerindeki kan ve kesiklerden yola çıkarak aydınlatılan olaylar deyince aklıma hep 2003 yılında Padova'da öldürülen 60 yaşlarındaki kayınvalide gelir. Bir devlet dairesindeki işi için kadına dükkanda durmasını rica eden damat birkaç saat sonra polise başvurur ve iş yerine döndüğünde kayınvalidesini yerde bir kan gölü içinde bulduğunu anlatır. Yardım etmek üzere bedenin üzerine atladığını, yapacak bir şeyin olmadığını anladığında polisi aradığını söyler. Bu arada elleri ve giysilerine bulaşan kanı orada bulduğu cam silici sıvıyla ıslattığı kağıt peçetelere silmeye çalıştığını ve kağıtları çöp tenekesine attığını anlatır. Kadının üzerinde çok sayıda birbirinden farklı delici cisimlerle yapılmış yaralar gözlenir. Polis gerçekleştirdiği olay yeri incelemesinde dükkandan hırsızlık yapılmadığını saptar. Mekanda yabancı birinin parmak izi ve vücut sıvılarına rastlamayınca damattan kuşkulanır. Ellerini sildiğini söylediği kağıt peçetedeki 12 adet kesik ve yırtığın ayrıntılı incelemesi sonucunda adamın bu peçetelerle aslında kanlı bir makası sildiği anlaşılır. Cinayet silahı bulunamaz ama damat bu bilgi üzerine suçunu itiraf eder. Beri'nin evinde Fikret'in parmak izleri ve çarşaflarda vücut sıvılarını bulmuşlar. Birliktelermiş yani. Dahası da var. Ofisin çöp kutusunda bulduğumuz peçeteler var ya, onlarda da Fikret'in DNA'sı var. Ama bu sefer Serra'nınkilerle birlikte. Oh, fena çapkınmış. Beri'nin sorun çıkarmış olmalı. Yemin ederim yok öyle bir şey komiserim.
Ne diyorsun lan sen? Her şey ortada oğlum işte. Berin'i ben öldürmedim. Sen terane ne demek biliyor musun oğlum? Ben terane okumuyorum. Yok birader, ben okuyorum ama sen anlamıyorsun. Sen bu iki kızla birlikte idare etmiyor musun? Hayır. Seray'la olan şey bir seferlikti, yemin ederim. Berin çizimleri kaybettiğini söyleyince moralim çok bozulmuştu. Kavga ettik işte. O hırsla da gidip Serra'yla mı yattın? Çok içmiştim. Hatırlamıyorum bile. Sanırım o da sarhoştu. Uzun zamandır aşıktım Fikret'e. Ama o fark etmedi bile beni. O zaman o gözyaşlarına değmez. Öyle değil mi? İnsan kendine hakim olamaz bazen. Yalan olduğunu bilse de o mutlu anın elinden kayıp gitmesini istemez. Kesinlikle. Hiç bitmesin istedim. Berrin olmasaydı bitmezdi eminim. Bir tek siz olurdunuz. Hayır, onu ben öldürmedim. Ben olsam onu öldürmek isterdim. Hayır yapmayın, ne olur. Onu ben öldürmedim. Hem öldürseydim söylerdim size. GSM operatörlerinden telefon kayıtlarını istemiştin. Şu Eylem Eser var ya. Sıtkın'ın karısı. Evet. Bu günde neredeyse 10 kez Fikret'i arıyormuş. Yani oldukça sık görüşüyorlar. Evet Ramzi, sende ne var? Komiserim. Berin'in tırnak altlarındaki epitel hücreleri Eylem'e aitmiş. Siz katil olduğuma iyice inanmışsınız. Belli ki sizi ikna edemeyeceğim. Fikret Bey'le bir ilişkiniz olduğunu niçin sakladınız? Ne ilişkisi ya? Nereden çıktı şimdi? Sıtkı Bey sizi Berin Hanım'la aldatıyordu. Siz de intikam almak istediniz. Saçmalamayın, yok öyle bir şey. Ne var o zaman Eylem Hanım? Ne var? Niçin o zaman günde 10 kez Fikret Bey'i arıyordunuz? İş için. West'ten ayrılıp yeni bir şirket kurmak istiyor Fikret. Ben de mali danışmanlığını yapıyorum. Ama Berin Hanım bunu anlamayıp kıskançlık yapıyordu, öyle mi? Neden? Anlamadım. Ya ilişkileri olduğunu bilmediğini söylemeyeceksiniz değil mi? İlişkileri mi varmış? Demek o yüzden saldırdı o gece bana. Sen bir de benimle alay mı ediyorsun? Ne diyorsun sen? Bilmiyorsun sanki. Bana bak. Ayağımın altında dolaşma, fena yaparım. Anladın mı? Aa, derdin ne senin? Ne oldu kızım? Bana bak. Sarhoş musun ya? Bırak beni. Manyak mı ne? Kıskanmış demek. Açık açık söyleseydi bana, iş için görüşüyoruz derdim. Gerçi ilişkileri olduğunu bile bilmiyordum. Fikret Bey'le ne zamandan beri çalışıyorsunuz? Bir ay olmadı. Mahmut Bey bunu biliyor mu? Hayır. Mahmut'tan kurtulmak istiyor Fikret. Başka bir ortak bulmuş. Yeni şirket onunla açacakmış. Kimi bulmuş? Çok sordum ama söylemedi. Evet, bakalım kim? Fikret'i çağırıp sorgulayalım bence. Biz bak komiserine iyi geldi ya. Çok güzel vallahi. O da zaten hazırdı bülbül gibi şakamaya. Anlatır anlatır, sonunda da katillik söyler, kurtuluruz biz de. Sorun değil, sorgusuna ben girerim. Sizce başkomiserim ne yapsak? Fikret'i çağıralım. Ha, bir soralım bakalım diyorsunuz şu gizli ortak kimmiş diye. Hayır. Gizli ortak zaten belli. Berin mi? Evet, başkası olamaz. Nereden öğrendiniz? Şimdi başkomiserim söyledi diyeceğim. O nereden duymuş diyeceksin. Kimseden diyeceğim. Ama nasıl biliyorsunuz? Şimdi bir,
Benim başkomiser gayet zeki adamdır. Şimdi bir ton şeyi etraftan toplar, bunları bağlar, senin önüne paket yapar. İki, Beril'inle ilişkide olduğunu herkesten sır gibi saklamışsın. Ya bir neden olmalı bence. Şirket açılışına kadar saklayalım demişti Beril. Hiç kimsenin ayağımıza dolaşmasını istemiyordu sözüm ona. Ben de salak gibi inandım. Sonra bir baktın Sıtkı'yı kafalamış kız. Hop, Paris'teki şubenin başına geçecek. O gece Eylem'den öğrendim. Ciddi ciddi Paris'e şube açıyorsunuz artık ha? Başına da Berin geçecekmiş. Berin ne alaka? Hani Melike'yi yolluyordu Sıtkı? Aklına fena girmiş Berin. Babası da Fransa'da yaşıyormuş galiba. Çevresi de varmış orada. İyi olur diyerek ikna etmiş Sıtkı'yı. Aslında o yüzden kapıştınız değil mi Beril'le? Çok sinirlenmiştim. Nasıl öğrendin ya? Kim söyledi? Gerçek yani. Anlatacaktım sana ama fırsat olmadı sadece. Manyak mısın kızım sen ya? Çocuk oyuncağı mı bu iş? Her şeyi ayarladım diyorum. Mahvolurum. Ya abartma ya. Bir yolunu bulursun sen. Nasıl yaparsın bunu ya? Hiç mi utanma yok sende? Bırak yoksa bağırırım. Bağır. Sıkıyorsa bağır hadi. Zaten rezil ettim beni. Bırak kolumu. Çık git ofisimden. Bir daha da işmiş getirme bana. O sizinle de Serra ile karşılaştın. Sonra da partiye geri döndüm. Moralim bozuk sanki ha? Hayırdır? Bir sorun mu var? Hiç sorma. O sinirle de her şeyi anlattım Kenan'a. Beri'nin beni nasıl dolandırdığını, ortada nasıl bıraktığını. Sonra da hızını alamadın, gidip kıza saldırdın. Yo hayır. Kenan'la konuştuktan sonra bayağı rahatlamıştım. Yeni birini bulana kadar veste kalmayı bile düşünmüştüm. Ya sen bir baksana, bende öyle bir göz var mı? Komiserim, gerçekten onu ben öldürmedim. 4 adam, 1 kadın. Şüpheli bolluğu var maşallah. Sıtkı da olabilir. Kenan, Tikre, Mahmut. 4 maket. Sıtkı, Fikret, Mahmut, Kenan. Bence hepsi de Berri'nin etrafında olan insanlar. Eylem neresinde bu işin? Eylem tabii. Eylem. Evet, Go Radyo. Hemen arayalım. Geçen cumartesi gecesi 2 ile 4 arası yayınlanan programın kayıtlarını isteyelim. Başkomiserim, ben de size gelecektim. Merak etmeyin, bu sefer her şeyi anlatacağım. Dinliyoruz. Geçen cumartesi gecesi bir radyo programı dinliyordum. Bir kadın bir ara canlı yayına bağlandı. Dayanamıyorum. Birini anlatmak zorundayım. Merak etmeyin. Burada biz bizeyiz ve sizi dinliyoruz. Bir adam var. Karşı komşum. Kendimi her gece onu izlemekten alıkoyamıyorum. Hep karşımda. Ama ben ona bir kere bile açılamadım. Ne derler bilirsin. Aşk sessiz, sevgi dilsizdir. Öyle imkansız ki. Belki aklımıza çok kötü şeyler gelecek ama evliyim ben. Yine de kendime engel olamıyorum. Neden imkansız olsun ki? Siz duygularınızdan emin olduktan sonra kurtulursunuz engellerinizden. Beni fark etmiyor. Bir kadın var şimdi yanımda. Berin bu. Alo, alo orada mısınız? Evet, sanırım Berin Hanım'ı görmek hanımefendiye iyi gelmedi. İzlediğiniz adam Kenan'dı değil mi? Bunda kötü bir şey yok. Hata sizin değil. Siz sadece kocanıza dürüst davranmadınız. Ama size bir sır vereyim mi? Kenan'ın sizi hak ettiğini hiç düşünmüyorum. Zaten onu Berin'le görünce gözlerime inanamadım. Zavallı kızı onu öldürmüş. Thank you.
Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Merhaba, Kenan Bey'le görüşecektik. Tabii efendim. Günaydın. Günaydın Kenan Bey. Biraz konuşmamız lazım. Tabii, buyurun. Ne içersiniz? Sağ olun, ben bir şey almam. Ben kahve içerim. Tamam. Sütsüz, 5 şekerli. Tabii efendim. Evet, ziyaretinizi neye başlayayım? Berin Hanım'la birlikte olduğunuzu neden söylemediniz bize? Öyle bir şey yoktu ondan. Sıtkı Bey ile Eylem Hanım'ın oturduğu villa şu yan taraf mı? Evet, komşu olduğumu söylemiştim size. Evet, bu ifade size ait değil mi? Buyurun. Al bakalım. Al, al. Komiserim, neler oluyor söyler misiniz? Berin'in odasında bir kağıt parçası bulmuştuk. Üzerine bir şey yazılacakmış ama belli ki yarım kalmış. İşte o yazıyla ifadenizdeki yazı aynı. Bir şey yazıp vermişimdir belki. Yani bunun için mi geldiniz sabah sabah? O kağıttaki mürekkep de Berin Hanım'ın yarısındaki mürekkep aynı. Komiserim, nasıl bu kadar eminsiniz benim yazdığıma? Bizi taklit etmiş olamaz mı? Adam haklı yani başkomiserim, olabilir. Belki ben bile yazmış olabilirim yani. Oluyor böyle şeyler hayatta. Çünkü ben baktım o yazıya. Hani benim yazım da biraz benziyor ona. Şimdi göstereyim isterseniz de, kalemim de yok. Kağıt, kaleminiz var mı? Alabilir miyim hocam? Tabii, buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Kenan Bey, şimdi avukatınızı arayabilirsiniz. Kahve nasıl? Güzel miydi? El yazısı ve imzaları karşılaştıranlar, yani belge inceleme uzmanları kolay yetişmez. Ne yazık ki aynı imzaları karşılaştırıp bugün aynı elin ürünü diyen 6 ay sonra aynı karşılaştırmayı yapıp bu kez farklı el ürünü diye rapor verenleri de gördük. Kabahati hep uzmanda bulmak doğru değil. İmza el yazısı niteliğini taşımaz, yani ad ve soyadını içerecek biçimde oluşturulmazsa bu tür yanılgılar olabilir. Yazı ve imzaların karşılaştırılmasında tersin biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi gibi uyulan bazı evrensel kriterler vardır. Ancak bu kişiler dünya genelinde belli bir formal eğitimden geçerek değil, usta çırak usulü yetişirler. Mürekkep, kağıt ve mühürlerin karşılaştırması ise ayrı uzmanlık alanlarıdır. Eskiden kullanılan grafolog kavramıyla şimdilerde el yazısından psikolojik profilleme, yani bir anlamda karakter analizi yapanlar anlaşılıyor. Oğlum deli misin, hasta mısın, nesin sen, takıntılı mısın ya? Uyuyup kalmanı istemedim. Ya hayret bir şey ya, bize de doğru düzgün bir adam gelmez zaten. Hem sen nereden biliyorsun benim kahveyi 5 şeyler içtiğimi ya? Bilmem gerektiğini düşündüm. İnsan ekip arkadaşlarına özen göstermeli değil mi? İki saat oldu ama bıktı bence bundan. Gelmeyecek yani. Başka birini bulsun bence. İhtiyacı olacak. Bugün RED tekniği olarak bilinen ve birçok güvenlik biriminin neredeyse standarda haline gelen sorgu tekniğinin yaratıcısı, Chicagolu polis memuru
poligraf yani yalan makinesi teknisyeni John Reid'dir. 1936'da bir ressamı öldürmekten idama mahkum edilen üç siyahi çiftçinin gözaltında yedikleri dayak yüzünden cinayeti üstlendikleri ortaya çıktı ve serbest bırakıldılar. Bu olay üzerine ülke genelindeki sorgularla ilgili bir dizi önlem alındı. Memur Reid'in geliştirdiği psikolojiye dayalı 9 basamaklı sorgu tekniği bunlardan biridir. Reid 1947'de polis teşkilatından ayrıldı. Bugün de var olan Reid ve Ortakları adlı şirketi kurdu. Yazarları arasında bulunduğu rehber niteliğindeki kitap Japonca ve Çince'den sonra Türkçe'ye de çevrildi. Halen dünyanın dört bir yanında Reid tekniği kullanılarak suçluyla suçsuz birbirinden ayrılmaya çalışılsa da Avrupa ülkeleri ve Kanada gibi bazı ülkelerde masumların suçu üstlenmesine yol açtığı tehlikesi yüzünden rağbet görmüyor. Kenan Bey, ne yaptık? Danıştık mı avukata iyice her şeyi? Aynen konuştuğumuz bitti Kenan Bey. Başka da bir şey söylemeyin. La bize uyar yani bizim de lak lak yapacak vaktimiz yok zaten değil mi Yaman Bey? Evet. Hadi artık Kenan. Gidip uyumamız lazım. Kalemi sana kim hediye etti? Babam. Şirketi bana devrettiği gün verdi. Yani o yüzden atmaya kıyamadın. Geri alabilecek miyim? Yok, gitti birader o kalem. O sen onu unut. Hem zaten hapiste işine de yaramaz. Berri'nin kanı vardı ucunda. Yani kullandığın mürekkeple yaradaki mürekkep ve kağıttaki mürekkep de aynı. Yani anlayacağın ya burada ödersin ya da savcı bey bir şekilde halleder değil mi? Ama tabii burada konuşmayanlara karşı büyük bir gıcığı varmış kendisinin. Yani ben öyle duydum. Niyetim onu öldürmek değildi. Kazayla oldu tabii ki. Vesk gayrimenkul hızla yükselişteydi bu ara. Mahmut'la Fikret'in şirketi. Evet. Mahmut öyle çok akıllı bir adam değildir. Yani zaten akıllı olsa Fikret'ten kurtulmaya çalışmazdı. Şirketin asıl beyni Fikret. Ben de onu ayağımın altından kaldırmaya çalışıyordum. Ve Berri'nin ne işbirliği yaptın? Yani sözüm ona Fikret'in aklını çelip onu başka bir ortaklık kurmaya ikna edecekti. Benim kârım ne olacak peki? Kendi işinin patronu olacaksın işte yetmez mi? Evlenirsiniz de hem belki. Adam zengin, kraliçe gibi yaşarsın. Sen de Vesi satın alacaksın öyle mi? Mahmut tek başına yapamaz zaten. Önce ortağı aldırın. Ondan sonra da sepet havası işte. O kadar kolay yani. Kızım asıl iş sende bitiyor. Fikret tavlayabilecek misin bakalım? Orası kolay. Oldu bil. Acayip bir kızdı Berri. Şipşak aklını aldı 2 dakikada Fikret. Ama partideyken Fikret onun Paris'e gideceğini söyledi. O hırsla burada kalması her şeyi mahvederdi. Manyak mısın kızım sen? Böyle mi anlaştık biz seninle? Dinlemiyorsun ki. Mahmut da Fikret'ten kurtulmaya çalışıyor. Sen nereden biliyorsun? Ona da mı karıştırıyorsun? Saçmalama. Sıkının çizimlerimi çalmadığını mı zannediyorsun? Ben biliyorum. Kızım sen nasıl bir belasın ya? Hepimizle mi oynadın? Gidiyorum zaten. Kurtulacaksınız hepiniz de. Zorla ona bir istifa mektubu yazıp imzalattıracaktım. Böylece Paris'e gidemeyecektim. Kendimi kaybettim. Thank you.
Sonra hiçbir şey olmamış gibi partilenmeye devam ettim. Mecburdum. Oradan gitsem o an her şey anlaşılırdı. İşte bir de utanmadan kazayla oldu ya. Kenan Toprak cinayet suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ya başkomiserim, gidemedik bir türlü şu rakı balık işine ya. Yok ya, ağır gelir şimdi. Köfteciye gidelim. Olmaz. Ne zaman köfteciye gittik başımıza bir iş geliyor, bir alengirler oluyor orada. Doğru söylüyorsun ya. Yaman. Başkomiserim. Biz de tam nereye gidelim diye düşünüyorduk. Hep birlikte bir yemek yiyelim, ne dersin? Ben dedim ya, gelmez mi diye işte. Onun radyo dinlemesi lazım değil mi da? Aa, gerçekten inanılmazdı değil mi? Hakikaten ya. Yani şak diye tanıdın ya sesini kadının, vallahi helal olsun. Gerçi biraz uyku problemimiz de var herhalde. Geceleri çalışırken radyo dinlemeyi severim başkomiserim. Hem bir şeyler öğreniyor insan radyo dinlerken. Doğrudur. Sen olmasaydın hiç bulamayabilirdik katili. Ha bak, böyle uyku problemi varsa benden çekiniyorsan Selim'e anlatabilirsin ha. Oh, bu konuyla bayağı bir ilgilendi. Bir aralar bir testereyle işlenmiş bir cinayete bakıyorduk değil mi? Başkomiserim. Tamam ya, doğru. Yemekte konuşuruz bunları. Hadi bakalım o zaman, çıkalım. Bak, gelmek istemiyorsan problem yok. Zorlama kendini ya. Ben elimdeki dosyaları bitirdikten sonra uğrarım. Akşama kadar niye bitirmedin? Eski dosyalara bir bakmak istedim. Açıkçası fikir edinmek için. Tamam, pekala. Biz çıkıyoruz. Bekliyoruz ha, tamam mı? Hı-hı. Tamam. Hadi eyvallah. Kanadalılar geçtiğimiz Nisan ayında Bayan Melanie'nin cesedini 7 saat aradıktan sonra bulabildiler. Genç kadın hayatında ilk kez yamaç paraşütü yapmış ve 300 metreden yere çakılmıştı. Uçuşta yalnız değildi. Bir eğitmen ona eşlik ediyordu. Paraşüte uçuşu kaydeden bir film makinesi takılıydı ve neden düştüğünün kanıtı makinenin hafıza kartındaydı. Polis makineye el koydu ama kartı bulamadı. Çünkü kart 16 yıllık deneyimli eğitmen Bay William Orders'in midesindeydi. Polis normal yollardan karta ulaşabilmek için onu bir hafta kadar gözaltında tutmak zorunda kaldı. Tabii herkes bu kadar şanslı değil. Kağıt yutunca mesele yok da uyuşturucu yutup zehirlenerek ölen çok. Bir de kanıtın bu bölümündeki gibi kurbanlarına zorla bir şeyler yutturanlar var. Kenan, öldürdüğü Beren'in midesinden çıkan 4 adam maketine Yaman'ın bir anlam vereceğini öngöremezdi elbette. Yine Yaman'ın ayakkabılarının tabanına bakacağı, ayrıca tamamlayamadığı yazıyı kendi yazısına benzetebileceği de
o sinirle aklına gelemez. Ama bu bölümün en ilginç delillerinden biri yaranın içinde mürekkep bulunmasıdır. Bu yüzden Kenan'ın yaptığı hataların en büyüğü kanımca cinayet silahı kalemini atmaya kıyamamış olmasıdır. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. Thank you.